Bir depodaki suyun önce %30'u, sonra da kalanın %20'si kullanıldığında depoda 42 litre su kalıyor. Buna göre ilk durumda depodaki su kaç litredir? Şimdi depodaki suyu bilmiyorum, x diyeyim. Peki bu suyun %30'u kullanılıyormuş. Öyleyse ne kadar su kalır? 70 bölü 100'ü kalır. Suyun 70 bölü 100'ü kalır. Ben suya x dediysem kalan su x çarpı 70 bölü 100'dür. Bu biraz hani matematiksel, mantıkta hızlıca anlaşılmıyor. Matematiği iyi olmayan arkadaşlar için. Şöyle düşünelim. Su 100 litre ise 30'a gidince ne kalır? 70 kalır. Gelelim burada denkleme yazalım. 100 yazdık x'in yerine. 70 kaldı. Aynı şekilde mesela su 200 litre olsun. %30'u gidince ne kalır? Bak %30 ise 200'de 60'tır. Çünkü 200 iki tane yüzden oluşur. 60 gitti mi 140 kalır. Buraya getirip koyalım 200'ü. 200 ile 100'ü sadeleştirdik. 2, 2 çarpı 70, 140 sağlıyor. Yani bunun ana noktası bu. Hızlıca 70x bölü 100 yazıp geçince bazen anlaşılmayabiliyor. Kalan suya 70x bölü 100 bu yüzden diyoruz. Ondan sonra bunun da %20'si kullanılıyormuş. %20'yi görünce hemen 1 bölü 5 diyeceğiz. %25'i görünce de hemen 1 bölü 4'ü yapıştıracağız. 1 bölü 5. 70x bölü 100'ün 1 bölü 5'i nedir? Bir şeyin 1 bölü 5'ini bulurken 1 bölü 5 ile çarpıyorduk. Şunu sadeleştirdik. 14x bölü 5. 14x bölü 100. Şimdi 70x bölü 100'den su kalmıştı. Bir 14x bölü 100'ü de çıkarttık. Kaldı 56x bölü 100. Peki bu neymiş? Bu 42'ymiş. 56, 42 biraz garip sayılar gibi ama biliyoruz ki ikisi de 7'ye bölünür. Buradan bir şey çıkacak demek. 56'yı 7'ye böldük 8, 42'yi 7'ye böldük 6. Bir daha 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 3. Buradan görebiliriz. 4 ile de 100'ü sadeleştirdik. 1 bölü 25. X eşittir. Buradan 75 çıktı. X neydi? Depodaki başlangıçta verdiğim su. Benden neyi sormuş? Onu sormuş. Cevabımız Edirne.